Bu gelişmeleri Türkiye'nin en büyük bankalarından Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'le değerlendirdik. Sayın Suzan Sabancı Dinçer, dünya çok büyük bir kriz geride bıraktı. Yaşadığımız belki bütün krizlerden farklı olarak son 20 yıldır dünya ekonomisinin global olarak birbirine çok fazla entegre olmasından ötürü dünya bunun ağırlığını bütün şiddetiyle hissetti ve aşağı yukarı herkes etkilendi bundan. Bu krizin en önemli sonucu olarak da düne kadar en temel ödeme birimi olarak uluslararası ticarette, uluslararası ilişkilerde kullanılan dolar ve euronun yeterli olup olmadığı, krizde bunun da bir rolünün olup olmadığı gibi fikirler tartışılmaya başladı. Bunun sonucunda acaba bir yeni global para birimine ihtiyaç var mı diye bir fikir ortaya çıktı. Özellikle de Asya ülkelerinden, krizden göreceli olarak daha az etkilenen Asya ülkelerine. Sizce böyle bir üçüncü para birimine ihtiyaç var mı dünyada? Nuri Bey, doğrudur. Hakikaten dünya önemli bir krizden çıkış yaptı. Yani hepimiz şu anda görüyoruz ki çok farklı kuvvetli ekonomik güçler dünyada, ekonomide yer almakta. Yani bir tarafta Amerika, bir tarafta Avrupa, bir tarafta Asya. Ve dünyada baktığınız zaman ekonomiler doğru çok büyük bir şekilde entegre olmuş durumda. Bugün dünya ticareti 4 kat arttı son 15 yılda. 4 trilyon dolardan 16 trilyon dolara çıktı. Burada baktığımız zaman dünya ticaret hacmindeki bu artışa, bu artışın ana arkasındaki güçler Amerika, Japonya, Çin ve Avrupa. Tabi böyle çok farklı güçlerin bir arada olduğu bir ekonomik landscape dediğimiz ekonomik ortamda bir başka bir para biriminin dolar ve euronun yanında tekrar faaliyete geçmesi, muhtemelen de Asya'dan bir para biriminin faaliyete geçmesi uzun vadede muhtemeldir diye görüyorum. Ama bunu uzun vadede görüyorum. Benim görüşüm 10 artı 10-15 yıl sonrasında görebiliyorum. Yani bugünden konuşulmaya başlayacak. 10-15 evet. sene sonra belki bir üçüncü birim evet. gelebilir diyoruz. Evet. Peki bu konuda ortalıktaki opsiyonlar ne? Ne yapılabilir böyle bir Şimdi üçüncü? Şimdi bu konu tabii biliyorsunuz bu konuda 3 tane en büyük konuşulan opsiyon var. Bir tanesi AKU diyorlar. Bu AKU bir nevi Euro'nun daha evvelki EKU'su gibi Asya para birimlerinin bir sepeti. Bu bir opsiyon. Bir başka opsiyon bu People's China'daki Çin Merkez Bankası'nın özellikle başkanının söylediği Grand Vision dediği bir SDR, supranational bir para birimi çıkarabiliriz diyorlar. Bu ikinci bir opsiyon. Üçüncüsü de Çin para birimi. Yani Yuan, Renminbi'nin üçüncü rezerv para birimi olması. Benim şahsi görüşüm bu AKU'nun çok zor rezerv para olarak kabul görmesi. Bunda birkaç sebep var bence. Ama en önemli iki sebebi, bir tanesi Asya'daki political yapı. Asya'nın politik yapısı bu sepetin oluşmasında zorluklar getirecektir diye düşünüyorum. İkincisi de biliyorsunuz şu anda Euro'da en büyük zorluklardan bir tanesi Avrupa'daki değişik ülkelerin her ülkenin para birimi olarak Euro'yu kullanması ama mali disiplinlerde farklılıklar göstermeleri. Dolayısıyla böyle bir Euro'nun başından geçmiş olan bu sıkıntılı dönemden sonra AKU gibi bir para biriminin şu anda ben kabul göreceğini, yatırım olarak kabul göreceğini zor görüyorum. SDR veyahut da Yuan daha rahat kabul görebilir ama orada da yürüyecek çok yol olduğunu düşünüyorum. Bu para birimlerinden herhangi birinin kabulünün Türkiye'ye etkisi ne olur? Biz çünkü çok uzun zaman dolar üzerinden aldık sattık. Yani evet. şimdi yeni bir takım sıkıntılarla karşılaştıkça ne bileyim Rusya ile rubleyi para birimi olarak kabul ederek değiş tokuşa başladık. Böyle bir şey Türkiye adapte olabilir mi? Bu Türkiye'nin dış ticareti nasıl etkiler? Şimdi Nuri Bey SDR, AKU veya Yuan dersek her birinde de Çin aktif olacak. Yani Çin'in büyüme zaten bu konu ekonomik olarak Çin ekonomisinin hızlı büyümesi, Amerikan ekonomisinin daha yavaş büyümesi, Amerika'nın çok fazla borçlanıyor olması, Amerika'nın cari açık veriyor olması ve Amerika'da enflasyon beklentileri. Bütün bunlardan dolayı acaba doların değeri düşer mi diye piyasalarda bir rahatsızlık var. En büyük dolar rezervi tutan
ülkelerden biri de tabii Çin. 2,5 trilyon dolar rezervi var. Onlar da aynı şekilde bundan rahatsızlar. Yani konu buradan başlıyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman ister AKU diyelim, ister SDR diyelim, ister Yuan diyelim, burada Çin'in aktif olacağını görüyoruz. Tabii bir para birimi, diyelim ki Yuan, eğer üçüncü rezerv para birimi olacaksa 10-15 yıl sonra, bu o para biriminin rezerv para olmasından dolayı değerin artması demektir. O para birimin değerin artması demek bizim için, Türkiye için, bizim bu bölgeye ihracatımız var mı diye hemen benim aklıma ilk gelen soru bu. Çin'e ihracatımız sadece %2. Çok düşük maalesef. Halbuki bugün Çin ve Türkiye arasındaki trade'e baktığımız zaman, dış ticarette, Çin neredeyse Almanya'nın hemen arkasında gelmekte. Bizim Çin'den, ithalatta. Çünkü ithalat, yani toplam aktivitemizde, dış ticarette Çin Almanya'nın hemen arkasında geliyor 13 milyar dolarla. Fakat Çin'de ağırlıklı biz ithal ediyoruz. Dolayısıyla Yuan para birimi, eğer bugün rezerv para birimi olursa, Yuan para biriminin değer artması söz konusu olacağı için, Türkiye'nin ihracatı bu bölgeye şu anda düşük olduğundan dolayı, eğer 10-15 sene sonra bu para birimi rezerv para olacaksa, ki olması muhtemeldir, dolara paralel bir, euroya paralel bir para birimi olarak olacaktır, bizim o zaman buraya, bu bölgeye ihracatı artırmamız gerekir diye düşünüyorum. İkincisi, yani bizim bir ihracat bacağımız var burada. İkincisi, eğer Yuan para birimi değerlenirse, çünkü rezerv para olacağı için, commodity fiyatlarında artış olacaktır. Dolayısıyla commodity ihraç edenler kazanacak, commodity ithal edenler, Türkiye gibi ülkelerdir, aleyhine olacaktır. Biz commodity ithal yaptığımız için bizim aleyhimize olacaktır. Üçüncüsü, Yuan para birimi değerleneceği için bizim ihracat olarak bir avantajımız olabilir. Yani Yuan para birimi değerlendiği için belki Avrupa bölgesine coğrafik olarak da yakın olduğumuz için Türkiye için lehte olup ihracat potansiyeli bizim için çıkabilir. Tabii bir dördüncü şıkta bakmamız gereken Amerikan doları, Euro ve diyelim ki Yuan olduğunu düşünelim. Bu bizim için, bizim ihracatımızın %50'si Euro bölgesinde olduğu için Euro'nun nasıl bu üçlü sistemde hareket edeceği Türkiye için çok önemli. Çünkü bizim bugün ihracatımızın ağırlıklı payı Euro'dur. Biz Avrupa'nın kuvvetli olmasını isteriz. Euro'nun değerli olmasını isteriz. Dolayısıyla Türkiye'nin aleyhte ve lehte etkilenme durumu var. Burada önemli olan özünde Türkiye'nin ihracatında bu bölgeye olan ihracat pazar payını artırması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tabii bizim Türkiye'nin ihracatta ciddi rakiplerimizden biri Çin. Yani evet. Özellikle Türkiye'deki tekstilin şu anda zorlanmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi, bizim 1'e evet. sattığımızı Çin 50'ye evet. rahatça 0.50'ye evet. satabiliyor evet. rahatlıkla. Belki bu noktada bize avantaj sağlayabilirsin dediğiniz gibi, yani ihracat evet. açısından. Öte yandan Çin pazarı açısından da Türkiye daha cazip bir hale gelmeyecek mi? Yani Çin'in ithalatı açısından. Şu anda dediğiniz gibi Çin bizden çok az mal alıyor. Evet. Ama Çin parası değer kazandıkça Türk malları Çin pazarına girmekte daha kolaylaşmayacak mı Türkiye? Tabii ki. Onun için zaten şu anda Çin ekonomisinin büyümesinin ana sebebi ihracatından dolayı. Dolayısıyla şu anda Çin'de, Çin para birimi tam bir convertible para birimi değil. Hala sermaye piyasaları ve finansal piyasaları da çok daha başlangıç noktasında. Bugün Çin onun için 10-15 yıl alır diyorum. Bugün Çin ekonomisi, Çin'in finansal piyasaları, sermaye piyasalarının gelişmesi lazım ki ve Çin serbest kur rejimine geçmesi lazım ki Çin para birimi, rezerv para birimi olsun bir kere. Ama bu olduğu zaman otomatik Çin para biriminin değer kazanacağı söz bahis konusu. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde tüketimin gayri safi milli hasıladaki oranı Çin'de %50'lere gelmesi beklenmekte. Müthiş bir pazar bu. Dolayısıyla bizim için müthiş bir fırsat. Dolayısıyla tabii ki Çin para biriminin değer kazanması, ana rezerv paralardan bir tanesi olması Türkiye için iyi bir pazar imkanı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tabii Avrupa Türkiye için iyi bir siyasi ve sosyal bir model. Onun için Avrupa ile bütünleşme bizim için hep tarihi bir ideal oldu son evet. 200 yıldır. Ama son olaylar gösterdi ki benim kendi değerlendirmem, Avrupalı politikacıların biraz fazla hırslı ve
acele hareket etmelerinden dolayı Avrupa Birliği çok sağlam bir zemine basmıyor. Yaşadığımız krizi de en derinden hisseden yerlerden birinin Avrupa olması bunu gösteriyor. Ona karşılık Doğu'da çok ciddi bir yükselen ekonomik değerler bütünü var. Hindistan'dı, Çin'di, Japonya'ydı. Bu acaba bu gelişmeler bizim Türkiye'nin Avrupa Birliği ile bütünleşme özlemlerini, çabalarını sekteye uğratıp Türkiye'yi yeni arayışlara yönlendirebilir mi sizce? Avrupa Birliği sadece ekonomik değil, bir vizyon Türkiye için, bir yaşam tarzı. Dolayısıyla hukuk sisteminden tutun, insan hakları, ekonomi, vizyon, yaşam, bu bir bütün olarak görüyorum ben. Dolayısıyla sadece ekonomik olarak algılamamak lazım. Bugün dünyada çok kutuplu bir ekonomi sisteme doğru geçtiğimiz için Türkiye'nin en önemli bence üstünde durması gereken konu reel sektörde verimliliğini artırması lazım. Global sistem gitgide rekabetçi olmakta. Türkiye'nin ekonomik olarak kendi ayakları üstünde duran iyi bir güç olması lazım. Bizim bütçe disiplinimiz, reel sektördeki verimlilik ve rekabetçiliğimiz çok önemlidir, bir esastır diye düşünüyorum. Tabii ki yelpazede, ihracat yelpazesinde farklı farklı kulvarlarda, farklı farklı bölgelere fokus olmamız lazım. Çok fazla Avrupa odaklıyız. Bunu tabii ki Asya'ya doğru döndürmemiz lazım. Ama döndürebilmemiz için reel sektördeki verimlilik, katma değeri yüksek olan ürünleri ihraç edebilecek ve rekabetçi ihraç edebilecek duruma gelmeliyiz diye düşünüyorum. Tabii bütün bunların yanında eğer böyle çok kutuplu bir para birimi sistemi olacaksa dolar, euro, diyelim ki yuan, acaba Türkiye kendi başına mı kalmalı? Yoksa Avrupa Birliği, Avrupa para biriminin içine girmeyi düşünmeli mi? Yani sistemde, yani bugün İngiltere Avrupa para biriminin içine girmedi. Sterlin tek başına hareket ediyor. Fakat kendine has farklı kulvarlarda avantajları var. Hukuk sistemi, İngiltere'nin finansal merkez olması gibi bazı avantajlarından dolayı tek başına bağımsız kalmayı da ayakta durabiliyor. Şimdi Türkiye acaba kendi başına mı kalmalı? Kendi ekonomik ve finansal sistemi buna yeterli olacak mı? Yoksa bu üçlü sistemde Avrupa Birliği'nin, Avrupa para biriminin içine mi girmeliyi iyi düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Peki son bir soru. Çok merkezli bir ekonomik modele doğru gittiğimizi söylediniz. Çok doğru bir tespit. İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan dolar hakimiyetli dünya sistemi dağılıyor. Zaten 20 yıl önce iki süper devletli bir dünyada yaşıyorduk. 10 sene önce tek süper devlete geldik. Önümüzdeki dönemde de görünen o ki 5-6 süper devlette bir dünyaya doğru gidiyoruz. Doların zayıflaması bu siyasi gelişmenin de bir ürünü mü? Yani Amerika'nın dünya üzerindeki hakimiyetinin kaybolmasına paralel bir şekilde mi dolar zayıflıyor sizce? Ben şahsi görüşüm, dolar hala dünyada ve bundan sonra da uzun bir süre ana para birimi olarak kalacak diye düşünüyorum. Bugün Nuri Bey, dünyadaki global ekonomik aktivitenin %88'i dolar para biriminden yapılmakta. Bugün rezervlerin, dünya rezervlerinin %65'i, %66'sı dolar. Hakikaten Amerika çok büyük bir güç. Evet, Çin ekonomisi büyüyor ama Amerikan ekonomisi bugün Çin ekonomisinin 3 katı. Ve Çin ekonomisinin ana büyüme sebebi Amerikan ekonomisine yapmış olduğu ihracat. Amerika bugün hem ekonomiyi, global ekonomiyi, hem de siyaseti, hem de hatta askeri güçleri kontrol eden bir ekonomi. Amerika bugün inovasyonun, yaratıcılığın merkezi. Yani ben bugün Amerikan dolarının gücünün zayıflamasını ve başka para birimlerinin onun yerini almasını çok çok uzun süreler sonra görüyorum. Bir para biriminin, bir rezerv para biriminin oluşabilmesi için o ülkede sermaye piyasalarının, finansal sistemin, hukuk sisteminin çok oturmuş olması lazım. Bugün Amerika'ya 1. Dünya Savaşı'ndan evvel paralel giden tek para birimi vardı, o da sterlin. Sterlin'in kendi ekonomik aktivitelerde pazar payı kaybetmesi 20-25-30 seneyi aldı. Yani bu tip transition'lar zaman alıyor. Çünkü uzun vadeli aktifler var, uzun vadeli borsa işlemleri var, sermaye piyasası işlemleri var. Dolayısıyla ben Amerikan para biriminin gene kuvvetli para birimi olarak gideceğini düşünüyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz IMF'de ve Dünya Bankası'na Amerika'nın gücü, oy hakları çok kuvvetli. Bu hakları da kolay kolay bırakacaklarını ve bu sistemi de değiştireceğini çok yakın zamanda inanmıyorum. 10-15 yıl sonra biz
zaman içinde Asya'dan başta Yuan olmak üzere para biriminin piyasalarda hareketli olacağını düşünüyorum. Ama bir Amerikan dolarıyla